Hoş geldiniz yayınımıza. 17 Ağustos Salı günü bugün ve saatimiz tam 11. 17 Ağustos'un önemi çok büyük bizim için. Saat 3'ü 2 geçe gece yarısı bir gürültüyle Türkiye'ye allak bullak oldu ve 22 yıl önce bugün Türkiye çok sarsıldı. Bugün onu konuşacağız. Depremi 22 yıl oldu. 22 yılda neler yapıldı, neler yapılmalıydı? Bütün bunların hepsini 12'den sonra saat 12 bloğunun içerisinde Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la konuşacağız. Detayıyla konuşacağız. Deprem maalesef bizim çok sık bir şekilde unuttuğumuz bir şey. Halbuki her gün sanki her an deprem olacakmış gibi yaşamamız da gerekiyor. Alacağımız önlemleri mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü afetler bize gösterdi ki önlem almadığımız takdirde ağır bilanço yaşıyoruz. Bir depremin bilançosunun Türkiye'de nasıl olacağını artık siz düşünün. Hem yangınlar hem de sel felaketleri bize biraz bu konuda öğretici oldu. Umarım ders almışızdır ve bugün tam 22 yıl sonra depremi konuşurken hiç değilse bazı önlemlerden bahsederiz. Hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Bugün tabii ki sadece depremi konuşmayacağız. Afganistan meselesini ağırlıklı olarak konuşacağız. Çünkü gündemimizin neredeyse baş gündemi haline dönüştü Afganistan meselesi. Hem göç konusunda hem de Taliban'ın orada o bölgede yarattığı korku, o korku, o panik gözlerimizin önüne bazı görüntülerle geldi. Bizi çok etkileyen görüntüler onlar. O görüntüler üzerine de sohbet edeceğiz. Bugün benim konuğum Fikret Bilah. Saat 11 bloğu içerisinde Fikret Bilah biliyorsunuz. Salı günleri müsait olduğunda mutlaka sizlerle buluşturmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca kendisinden değerlendirmeler yapmasını istiyoruz. Çünkü Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerin başında geliyor Fikret Bilah. Duayen gazeteci, benim de çok sevdiğim bir meslektaşım. Fikret Bilah da bizi kırmıyor. Salı günleri mümkün olduğunca yayınımıza katılıyor. Onu alacağız bugün. Fikret Bilah ile konuşacağız. 12 bloğun içerisinde de söyledim deprem konusu gündemimizde Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan'la. Günün öne çıkan başlıklarına hemen başlayayım size. Birkaç gündem öne çıktı yine. Tabii ki o Kabil'deki can pazarı meselesi çıktı. Fotoğrafı görüyorsunuz. Bu fotoğraf sadece biri. Bu uçağa binmek için koşmakta olan genç nüfus. Gencin hani arkalarında bıraktıkları kadınların, çocukları hiç düşünmüyoruz tabii. Onlar da belli ki öylesine bir telaş içindeler ki şu uçağa binmek için koşturuyorlar. Bu tabii çok çarpıcı bir fotoğraf ama daha da çarpıcısı fotoğrafın biliyorsunuz uçağın kanatlarına tutulmuş, uçak havalandıktan sonra da aşağı düşmekte olan iki Afganlı'nın görüntüleriydi. Hepimizi çok doğrusu üzdü. Niye üzdü? Çünkü herhalde böyle bir görüntü görebileceğimizi bu dönemde ben düşünmüyordum. Demek ki oluyormuş. Bir ilk daha yaşadık. Yaşadığımız bir tanesi uçağın kanatlarına tutunmuş iki Afgan gencinin metrelerce aşağı düşmesi görüntüleri. Bu tabii maalesef hepimizin canını yakan görüntüler oldu. 7 kişi öldü havaalanında. Amerika Birleşik Devletleri ve Türk güçleriyle birlikte kontrolün sağlandığı da açıklandı. Ancak tabii o kaosu görünce herhangi bir kontrolün olmadığını da anlıyorsunuz. O bölgede maalesef binlerce Afgan'ın kaçışı tanıklık ediyoruz. Bu dönemde böylesine bir tanıklık herhalde hiç düşünemediğimiz bir tanıklıktı. Buna da şahit olduk. Tabii bunun yarattığı göçmen meselesi var. Afganlar Türkiye'ye, İran'a kaçıyorlar. Tabii ki Türkiye'ye kaçmaları siyasetin konusu oldu ister istemez. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir açıklaması var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü iktidarının göçmen politikası diye bir politikası yok. Ve dünyadan haberleri yok ya da gariban insanlar üzerinden salakça bir politika izleniyor demiş Meral Akşener. Gördüğünüz gibi bundan daha salakça bir şey olamaz diye de ekliyor. Hükümetin göç politikası yok bizde. Meral Akşener'in bu açıklaması ve bunun yanı sıra siyasetçilerin konuya nasıl baktığına yönelik bir haber de hazırladık size. Faik Öztrak Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil eden yaptığı konuşma yine gündemimizde. Bu konuyu da gündemimize aldık. Göçmen konusunda konuşacağız. Tabii ki Fikret Bilah'dan da yorumları, değerlendirmeleri alacağız. Aşıda 4. doz karmaşası yaşandı. Yani öyle bir karmaşa ki yine Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı'nın gafları,
telaşları, yaptıkları yanlışları yine günümüzü çok etkileyen bir şey oldu. Sağlık Bakanlığı'nın 4 doz aşıyı uygulamaya açması aşı tartışmalarını bir anda zirveye taşıdı. Gerçek üstelik 2 saat sonra da anlaşıldı. Hastanelere koşanlar oldu, işte e-nabıza girenler oldu, randevu alanlar oldu. Randevularının bir anda iptal edildiğini gördüler ve Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Dedi ki bazı ülkelere girişte sadece belirli aşılar kabul ediliyor. Özel seyahat için talep edilmesi dışında herhangi bir gerekliliği yok dedi. Yani şimdi şunu düşünelim. Bu aşı pasaport için, sağlık için değil. Yani pasaport için bir aşı icat ediliyor, sağlıkla hiçbir alakası yok. Şimdi böyle bir açıklamayı bir ülkenin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapıyor. Pasaport için aşı, sağlık için değil. Yani pasaport alacaklar, o aşıyı olsunlar ama sağlıkla bir alakası yok diye de bir açıklama. Bilmiyorum, bütün bunların hepsinin yorumunu size bırakıyorum. Zaten bu açıklamadan sonra da defalarca kendisinin istifasını isteyenler oldu. Artık çekilmesi gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek çoğaldı. Çünkü kendisini bir doktor olarak hatırlamak istiyoruz. Bir siyasetçi olarak değil, kafamızda kalsın bir doktor olarak ama siyasetçi gibi davrandığı takdirde maalesef artık affedilemez bir kişi durumuna dönüşecek ki Sağlık Bakanı o eşiği aşmak üzere. Ve de Ebrar'a destek kime ne diye bir başlık attık. Çünkü Ebrar biliyorsunuz dünden beri tartışılıyor bu konu. Biz de bu konuyu gündemimize aldık. Sadece sosyal medyada olan tartışma çerçevesinde aldık. Tokyo'da yapılan olimpiyat oyunlarında biliyorsunuz milli takım formasıyla çok harikalar yarattı. 21 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt. Kendisinin bazı medya kuruluşları tarafından cinsel yönelimi gerekçesiyle linç edildiğini gördük. O linç edilmesi ve de hedef haline getirilmesi doğrusu çok fazla insanı kızdırdı. Onlardan biri de benim. Bu nedenle bu konuyu da sadece ve sadece sizinle konuşmak amacıyla gündemime aldım. Ebrar Karakurt yalnız değil başlığının altına ben de imzamı atıyorum. Kendisinin tamamen özel hayatıdır. Kendisine aittir. Gerisi lafı güzahtır. Bu tabii bunu sadece ben söylemedim. Aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar basın sözcüsü de aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla Ebrar'a herkes sahip çıktı. O da zaten ben böyleyim diye o Athena'nın meşhur şarkısıyla herkese cevap verdi.